Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Lafı daha fazla uzatmayacağım aslında. Yüzümde gördüğünüz bu makyajı sevdiğim bütün ürünleri kullandım. Hiçbiri reklam değil ya da hiçbiri markadan vesaire gelen değil. Gönül rahatlığıyla hepsini tek tek övebiliyorum. Çünkü hepsinden çok memnunum. Bu yüzden en sevdiklerimi seçmeye çalıştım. Size memnun kalırsınız ya da memnun kalmıştırsınız. Arasından kullandığınız ürünler vardır ya da kullanmak istersiniz diye tavsiyede bulunmak istedim. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Biz de şu makyajı hemen izlemeye geçebiliriz. L'Oreal'in şu şekilde. Infallible fondöteni. Eğer yağ cildiniz varsa, lekeleriniz varsa, uzun süre bir makyajda kalıcılık istiyorsanız özel günlerinizde vesaire mesela daha uzun süre sürsün istiyorsanız makyajınız ve daha kapatıcı bir fondöten istiyorsanız kesinlikle bu kesinlikle yüzü yağlandırmıyor. Bendeki rengi de vanilya 11 rengi. Bu Infallible'ın 24 saatlik. Şöyle alacağım. Tabii ben bundan önce neyi alacaktım? Unuttum. Normalde bu fondöten önce ben şu korektörü uygulayacaktım ve tembeldim. Yeşil olan rengini uyguluyorum. Bu da gayet uygun ama dağıtmanız gerekiyor kızaran bölgelerinize. Ben sivilcelerin dışında kızaran bir insanım. Hila sivilce de sivilce izi gerekmiyor. Yanaklarım hep kızarıyor. Çok hafif alın çünkü pigmentasyonu aşırı yüksek. Çok yeşil kalabiliyor. Benim hatta eski videolarımda da var. Bayağı yeşil halim. İnsanın kulağı da kızarır mı? Yani sadece sivilce izleri değil bunlar. Kızarıklık. Gerçekten kızarıyorum. Eğer sevgilinizle falan buluşacaksanız kızaran bir insansanız korektörü tavsiye ederim. Kızarmak daha kötü durum bence. Ayrıca uygun fiyatlı olarak mesela şunu da öneririm. Aslında şu an uygun bilmiyorum ama ben file marketlerden almıştım. Ve o zaman çok uygundu. Fondöten de elimde kaldı. Bunda Chita'nın 137 numara olan fırçası. Ben buna kapatıcılarımı da uyguluyorum. Fondötenlerimi de uyguluyorum. İlk baş fırçayla geçiyorum. Daha sonra süngerle geçeceğim. Ama bu fırça mesela şöyle bir şey de var. Hiç süngerle geçmeseniz de bence olur. Şimdi fırçayla geçtim ya. Ben fırçayla geçtikten sonra mesela daha pürüzsüz bir görüntü olsun diye ıslak süngerle yani nemli süngerimin üzerinden geçmeyi daha çok seviyorum. Ama sadece nemli süngerle geçmiyorum çünkü her ne fondöten olursa olsun nemli sünger her zaman kapatıcını biraz daha alır. Ürün emdiği için daha çok kapatıcı kalmayacak. O yüzden ilk fırçayla uyguluyorum. Daha sonra nemli süngerle geçiyorum. Ki şu an bununla geçmesem bile görüntü gayet herhangi bir sorun yok ama gene de ben geçiyorum. Hem fazla ürünü alsın hem tabakayı tamamen oluştursun diye. Bence tamam. Yüzümde hiçbir sıkıntı yaşamıyorum şu anda. Daha sonra şu şekilde beten vardım. Bende korektör var. Fotofocus korektörü. Ben bunu çok seviyorum. Uygun fiyatlı, günlük kullanma vesaire çok uygun. Ve gayet orta kapatıcılıkta. Bendeki en açık rengi diye biliyorum. Light Ivory diye. Şuralar dolma yapıyor. Bunun dışında bir şey yok sanırım. Şöyle biraz geçeyim. Niye böyle bir başlık altında video çektin diyeceksiniz. Onu da söyleyeyim. Ben de sizin gibi mesela YouTuber'lar vesaire Instagram fenomenleri falan olsun mesela. Bir ürünü övdüğünde diyorum ki direkt kesin hani eskiden şu an öyle düşünmüyorum da. İşte kesin marka reklam yolladı. İşte reklam yapıyorlar ya da ürün ücretsiz geldi övüyorlar. Yani gerçekten sevdikleri ürünleri bile övdüğüne artık mesela inanmıyoruz. Çamaşır deterjanını övüyorlar. Sonra bakıyorsun aslında reklammış. O yüzden her şey reklama bağlamamalıyız. Ben şimdi niye tenimi yaptım ilk onu da bilmiyorum. Normalde gözümle başlarım ama çok kızarmıştım. Farkındaydınız en başında da. Şöyle yapayım ıslak süngerini. Daha sonra bu Rimmel London'ın pudrasını geçeceğim ama şunu da söyleyeyim. Tabii bununla geçmem biraz imkansız. Bu hala ıslak. Bir sünger bulayım şurada. Ben normalde Essence'in Alabat pudrası olması lazım. Onu çok seviyorum. Çünkü o ne sivilce yapıyor ne bir şey yapıyor. Her tene uyuyor ve transparan ve daha güzel. Bunu o kadar sevmiyorum. Hatta bunu yüzde hiç sevmiyorum. Sivilce yaptığını düşünüyorum. Ben de göz altıma uygulayacağım. O yüzden kullandığım fondöten biraz daha kapatıcı ve mat olduğu için pudralı bir ürün. Sadece göz altıma geçeceğim bunu. Şöyle bir göz kapağıma da geçeyim. Oradaki çizgiyi belki azaltır. İndirimde bu 13 falan oluyor. 14 oluyor ama bunu alacağınızda 20 küsur olması lazım. Essence'in pudrası. Kesinlikle onu tavsiye ederim. Bu şu an bu videoya koydum ama o kadar güzel değil. Sadece gözaltı için güzel bence. Yani memnun kalanlar var mıdır? Evet vardır ama ben buna o kadar memnun değilim. Daha sonra şu mucizevi yağ L'Oreal'in. Bu da çok güzel bir yağ. Bu yüzü olsun. Sonra dudağı ben kullanıyorum. Tırnaklarıma kullanıyorum. Bazen elime diğer yağlar geçmiyor da yani diğerlerini kullanmayınca. Şimdi dudağıma süreyim. Hazır bahar ayları çok çatlıyor. Benimle bence devam edeyim. Daha sonra yüzüme geçeyim. Bu Wet n Wild'ın. Bendeki açık tenler için
Dolce, Della Cevice bir şeydi. Hatta bunu da söylemiştim. Şurada gözükmeyecek ama göstereyim ben yine. Ama çok güzel bir ürün. Kulağımı kızarıklıyor. Kapatayım onu. Kötü görüntü. Gerçekten uygun fiyatlı bir ürün. Şöyle uyguluyorum. Hafif hafif. Fondötenle oynatmayayım. Diğer birkaç tane kontür ürünüm daha vardı ama şimdi markaları biraz farklı yapayım dedim birbirinden ama Vetamat 2 tane çıktı çünkü gerçekten çok güzel ürünler. Gerçekten sevdiğim ürünler. Highlighter falan da var, onları koymadım bilerek. Sırf Vetamat üzerine ilerlersem marka reklamı gibi olur dedim. O yüzden böyle farklı farklı markalardan seçmeye çalıştım elimde olanlardan. Ve güzel olanları, gerçekten çok memnun kaldıklarını seçmek istedim. Ve bunların bahsettiğim çoğu üründen çoğu insanlardan memnun. Bunların dışında allık uygulayacağım. Allık olarak da mesela şu pastelin serisi de çok güzel ve indirimde 12 TL. Çok tatlı, aşırı tatlı tonları var. Bendeki mesela rengi de 303 numara. Rengi pastel. Renkleri çok güzel bence. Ayrıca Naşit'in şöyle bir tane bende 134 numara allık fırçası var. Ben bunları nereden aldım? Şeyden aldım. Filada bir yer 10 TL'ydi ya, o zaman almıştım. Evet. Çok tatlı durmuyor mu? İndirimde 12 TL gibi fiyatları da vardı. Pigmentasyonu biraz yüksek. O yüzden mesela kullanırken dikkat edin. Elinizi mesela üzerine falan vurun. Daha iyi olur öyle. Bu ürün de çok güzel. Bunu da tavsiye ederim. Şu an bayağı tavsiyeyle gidiyormuş gibi hissediyorum ama. Gerçekten güzel bir ürün. Ben çok memnunum. Diğer renkleri de var. Böyle daha da böyle açık pembe tonları falan da var. Onlar da çok güzel bence. Onlara da bakabilirsiniz. Ben farklı bir allık almazsam düşünüyorum ama allıkta pek aram yok benim. Öyle çok nadir sevdiğim allıklar vardır. Öyle alırım. Çok az aldığım vardır. Hatta aşırı az. İlk videolarımdan falan biliyorsanız highlighter'a da şans verebilirdim. Mesela Biolus'un highlighter'ı falan. Ne bileyim ve Ten Wild'in highlighter'ını kullanabilirdim. Evet ama söyleyin. Onları daha çok kullandım diğer videolarda. Onlar da çok çok güzel. Gerçekten çok güzeller. Ama bu teknik markası benim her şeyim ya. Bilmiyorum. Ben en başından beri bunu kullanıyorum hatta. Daha YouTube'a ilk girdiğim zamanlardan, beri hala da bunu kullanıyorum. Hatta abıma falan da aldım. Şu kırıldı zaten. Şöyle bir renk seçenekleri var içerisinde. Olur, bu olur. Bu fırçayla uygulayacağım. Bu normalde far fırçası. Şeyden almıştım. Migros'tan almıştım bunu da. Üçlü şeklinde. Bunlar da çok güzel. Hatta şöyle göstereyim. 30 TL gibi bir fiyata almıştım. Şöyle. Şundan bir tane daha var aynı şekilde. Bu şekilde. Onlar da güzel. Ben bunu nasıl uyguluyorum? Şöyle hepsini karıştırıyorum. Özellikle de şu açık renkler bana daha güzel oluyor. Bu şekilde uyguluyorum. Güzel değil mi? Bence çok güzel duruyor. Bakabilirsiniz kesinlikle. Bu da çok güzel. Bu teknik markasının highlighter'ı şeyde satılıyor. E-shop'larda falan satılıyor. Ve belli indirimlerde giriyorlar. Ben mesela bunun eyeliner vesairesi de var ama eyeliner'dan pek memnun kalmadım. Açıkçası. Maalesef teknikçim olmamış ol. Bunun dışında ne var? Farları var, allığı var, allık paleti falan var, kontür paleti var. Onlar da çok güzel bu markanın gerçekten. Başarılı bir marka. Aynı şey gibi siz düşünün. Gratis'teki Beten var. Güzel bir highlighter değil mi? Ve düşünün içerisinde kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane highlighter var. Ben bunu da bu arada ne zaman aldım biliyor musunuz? Bir buçuk sene falan, bir sene ya da bir buçuk sene oldu. Ben bunu ilk çıktığı zaman almıştım. İndirimde 14 TL'ydi. Siz düşünün ilk çıktığı zaman indirimde 14 TL'ydi. Ben bunu aldım. Sonra ablam çok beğendi. Bir ay sonra da indirimde 16 TL'ydi. Ablama almıştım. Yani alalı bir buçuk sene falan oluyor. Ve hala bitmedi. E-shop'a falan girersiniz, araştırırsınız. İsmini de şöyle göstereyim ben size. Gerçekten gönül rahatlığıyla bakabilirsiniz. İki tane ürün önereceğim. Şimdi bazılarınıza göre NYX pahalı bir ürün olabilir. Bazılarına göre uygun bir fiyatta olabilir. Bazılarına göre aşırı aşırı pahalı olabilir. Orta fiyatta olabilir. Bana göre NYX orta derecede ve orta derece ve pahalı arası bir fiyatta. Çünkü 100 TL gibi bir fiyat var. Benim en pahalı paletlerimden birisiydi. 11 TL'ye almıştım. Bu da en uygun fiyatlı paletlerimden birisi. O yüzden ikisini kullanmayı düşünüyorum. Çünkü ikisini de çok çok seviyorum. İkisi de çok çok güzel paletler. Neden bunu aldım dersiniz? Bunun buradaki renklerini uygulayacağım. NYX'in bu Ultimate Shadow paleti. Bu gerçekten çok güzel bir palet. Hani tek paletim olsun, kullanışlı olsun, kaliteli olsun, daha başka bir şey istemeyeyim diyorsanız gerçekten hiçbir şekilde gözüm kapalı bunu tavsiye ederim. Çünkü renkleri geceye de uygun, gündüze de uygun. Siyah vesaire yok ama normal tonlarını kullananlar için çok güzel bir renk. Sürekli yapıp bir yere atıyorum. Yıkanması biraz 2-3 günü buluyor ve 2-3 günü bulduğu için tekrar fırça ihtiyacım olduğu için bende 5-6 tane kesim fırçalardan var. Ve daha çok Eclipse'im var bende ya da Artnet'im falan var. Onlar çok uygun fiyatlı oluyor. Bu Eclipse'in fırçası, karıştırma fırçası 11 TL gibi bir fiyatı vardı. Bunu da öneririm. Ya da Real Techniques'in şöyle 4 tane böyle fırça, 4 tane süngeriyle. Hatta o süngeri de şurada. Çok uyguna geliyor bence öyle. Bu konuda yalan değil. Şöyle 4 tane süngeri var, şöyle 4 tane de fırçası var. Bunlar da gratis indirimde falan bahsetmiştim hatta. Onu da bir yere linklerim şuraya bir yere. Oradan bakarsınız.
Ben o zaman da 40-45'e falan almıştım galiba ama şu anda indirimlerde 50 TL'ye düşüyor. Düşünün, 4 tane Real Techniques fırçası alıyorsunuz ve 4 tane Real Techniques süngeri alıyorsunuz 50 TL. Biraz daha koyu pembe olanı alacağım. Hatta bu katlan bölgeme uyguladığım fırçayla alacağım. Evet. Şu pembelerin etrafından geçeceğim. Şuradaki kahveye geçiyorum. Şu biraz daha açık tonlarda olan. Sadece son kısma geçiyorum. Dışa doğru taşırıyorum. Ardından çok az alıyorum. Altlara geçeceğim. Yukarı doğru bakayım biraz. Sadece son kısımların altına geçiyorum. Şu fırçayı da alıyorum. Küçük bir fırça. Bununla da gözümün iç kısmına geçiyorum. Ama şöyle yapıyorum. Daha çok boyutlandırmak için, gözümün iç kısımlarını daha büyük göstermek için. Biraz da highlighter geçelim gözümün içine. Highlighter'ımdan tekrar aldım. Şöyle korektör fırçasını alıyorum. Bu kısmı yayıyorum. Daha temiz bir far görüntüsü elde etmek için. Nasıl oldu? Bence daha iyi burası. Hatta aradaki farkı anlayın. Burası böyle. Burası daha dağınık. O yüzden şimdi burayı da yapacağım. Bence güzel oldu. Bunu yapın bence. Farınızı düzeltmek için ıslak mendil vesaire kullanmayın. Çünkü daha kötü yapabilirsiniz. Alttaki ürünü de bu sefer silebilirsiniz. Ama bu şekilde daha iyi. Şu Flor Mara's Just Magic Collage kalemi var ya. Bu çok uygun bir kalem ve çok güzel bir kalem. Böyle asansörlü bir şekilde. Bunu uygulayacağım. Gözümün iç kısmına. Ama üst kısmına uygulayacağım. Ben çünkü üst kısımları uygulamayı çok çok seviyorum. Hatta aradaki farkı da ben size göstereyim, daha iyi olur. Bu olay maskara sürdüğünüzde iç kısımdaki beyazlıkları yok ettiği için daha güzel duruyor maskara. Bir kirpik ve maskara bütünleşmiş oluyor. Şöyle durayım. Mesela bu kısımda yok. Bu kısımda var. Normalde fiyatla bunu 8 TL ama 4 TL falan geliyor indirimlerde. Gerçekten güzel bir kalem. Eyeliner çeksem çekmesem mi de çok düşündüm ama çekeyim dedim. Normalde NYX'in far paletlerini kullandığım için Epic Ink Liner'ını önermiyorum. Ama Epic Ink Liner gerçekten parasını verebiliyorsanız, hani bazılarınıza göre pahalı olabilir. 40-50 TL gibi bir fiyat var. Ki bana göre de öyle. Çok nadir aldığım eyelinerlardan biri. Ama bir tanesi tekrar kesin alacağım eyelinerlardan birisi de NYX'in Epic Ink Liner'ı. Gerçekten simsiyah ve kalıcı. Onun dışında Maybelline'in bu matte ink eyelinerından çok memnunum. Bu elindeki waterproof olanı. Bunun bende waterproof olmayanı da var. Ben ondan da çok memnunum ama bundan da memnunum. Ay bu da bitmiş ya. Bitmiş daha doğrusu, çoktandır çünkü kullanmıyordum bir de. Farkında değilim ama yine de göstermek istedim. Çünkü gerçekten güzel bir eyeliner. Diğer bir çok çok memnun kaldığım şey de bu. Ben zaten kirpik kırmaktan korkuyorum ki hala korkuyorum. Hiç değişmedi bu olay. Bu Dirtworks'ın gratislerde falan satılıyor. 14 TL mi? Öyle bir şey olması lazım. Ben 7'ye almıştım ama indirimde. Essence'in I Love X Cream Maskarası. Ben bunu çok seviyorum. Defalarca kullanıyorum. Tavsiye ederim. Şu anki fiyatı indirimsiz zaten. İndirim olmuyor. Keşke Essence'de %50 indirim olsa. 10 TL'ye falan geliyor çünkü öyle bir şey olsa. Ama maalesef fiyatı 20 TL. Yine de uygun çünkü diğer mesela maskaralar, Maybelline falan mesela çok fazla. İndirimlerde bile 27 TL falan oluyor maskaralar. Ya da 30 TL oluyor Maybelline. Makyaj yaptım da kendime geldim valla. Bu böyle biraz kurusun. Üzerinden ikinci maskaramı geçeceğim. Ben genelde tek maskara kullanmayı sevmiyorum. İki tane farklı maskara kullanmayı daha çok seviyorum. Çünkü bence iki farklı maskara iki farklı etki yaratıyor. O yüzden daha güzel. Şimdi kaşımı tarayayım. Biraz maskaralarım. Kaşımı taradım. Daha sonra bu aralar çok kullanıyorum bunu. Çünkü günlük kullanıma gerçekten uygun. Bayağı uzatıyor ve tek tek ayırıyor. Push Up Angel maskarası. Bunu da indirimlerde falan 30 TL galiba fiyatı. Bu tek taraflı ama bunu da herkes çok sevmeyebilir. Çok nadir ürünlerden biri, böyle herkesin sevebileceği tarzı değil. Ben de en baş çünkü sevmemiştim. Ben alt kirpiklerime maskara sürmeyi çok seviyorum. O yüzden alt kirpiklerime süreceğim. Maalesef. Örümcek bacağı da denilse de ben seviyorum. Sevdiğim bütün ürünler olunca makyaj çok güzel duruyor.
Bu normal bir şey mi? Burnum ucuna gelsen maskara değil. Şimdi bunu ellemeyeceğim, o biraz kurusun orada. Tek başına hem renk versin hem biraz daha dolgunluk versin, sabitlesin istiyorsanız Maybelline'in bu Fiber Filler kaş maskarasını çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bendeki galiba en koyu renk diyebiliyorum. Siyahı yok sonuçta biliyorum. Öyle biliyorum. Deep brown rengi. Ben bunu çok 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 seviyorum. Yine burayı normal. Aslında bunun biraz daha siyah rengi olsa çok güzel olurdu. Bu koyu kahve de bana gene açık geliyor. Şöyle aplikatörüne göstereyim. Eğer beni daha önce izlemediyseniz ya da daha önce hiçbir kanalda görmediyseniz diyeceğim ama sevim çok var bunun. Görmüştürsünüz illaki. Ama şu kurumuştur. Şunu şekilde bir 05 soft berry rengi. Bununla dudağım çevresini çerçeleyeceğim. Çünkü bu rujda dudağım tamamen çevresini bir şekilde hakim olamıyorum. Ama rengini çok seviyorum bu rujun. Göstereceğim rujun şu an daha değil. Ama çok daha dudak kalemim olmadığı için bu Essence'inkini kullanacağım. Şimdilik. Gel gelelim rujumuza. Bu rujun aşığıyım. Bunu ne zaman sürsem en az 2 kişi soruyor ama en az 2 kişi. Ve kime denesem bayılıyorlar. NYX'in Full Toilet yazıyor. Tam olarak bilmiyorum ama NYX'in bu şekilde bir ruju. 01 Calm Artist rengi. Onu da göstereceğim bir şekilde tam. Yapısı direkt akıyordu tam böyle krem gibi ama hemen böyle matlaşıyor. Bir anda matlaşıyor böyle. Çok güzel. Ruj çok güzel değil mi? Ayrıca ruj waterproof özelliğe de sahip. Bayağı uzun süre kalabiliyor dudağınızda. Ve benim makyajım bitti. Bütün kullandığım ürünleri gördünüz zaten. Hepsi benim en sevdiğim ürünler. Hiçbir markalardan vesaire zaten gelmedi. Umarım makyajımı, videoyu, ürünleri vesaire beğenmiştirsiniz. Umarım sevdiğiniz ürünleri size gösterebilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimlerim vesaire gelmiyorsa ya da çok geç geliyorsa da zil tuşuna basabilirsiniz. Bunların dışında beni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Instagram'da aynı şekilde aktif bir şekilde ilerliyorum. Oradan düşüncelerinizi vesaire iletebilirsiniz. Ayrıca yorum olarak da bırakabilirsiniz. İstediğiniz başka bir makyaj vesaire varsa. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Kendine çok iyi bakmayı unutma. Bir dahaki videoya kadar güzel bak kendine. Hoşça kal. Olmadı. Yüzümde gördüğünüz bu makyajı birlikte yapacağız. Ben bütün bu ürünlerin hepsini çok seviyorum. Zaten amaç da buydu. Başta da gördüğünüz gibi. Markalardan konuşamıyorum ya.